merhaba arkadaşlar bugün optik yapacağız arkadaşlar tamam mı bu ee, Dolayısıyla hani bu parça parça anlatacağım yaklaşık 9 saatte falan 9 tane derste ee, ne yapacağız optik tamamen bitireceğiz 9 tane 20'şer dakikalık video ya da parça parça yaparsak 3-4 derste bitireceğiz arkadaşlar Evet şimdi arkadaşlar Birkaç tane kavramdan bahsedeceğiz ilk önce aydınlanma olaylarında. Işık şiddeti, aydınlanma şiddeti ve ışık akısından bahsedeceğiz. Şöyle, ilk önce ışık şiddetini tanımlayalım. Işık kaynağının birim zamanda yaydığı foton sayısı ve dolayısıyla yaydığı enerjiyle doğru orantılı bir büyüklük arkadaşlar. Yani bir kaynaktan ne kadar çok ışın çıkıyorsa ve e, ne kadar büyük bir enerji yayınlanıyorsa dolayısıyla, Bununla doğru orantılı bir büyüklükten bahsediyoruz ışık şiddeti. Birimli arkadaşlar, kandela'dır. Kandela. Candela diye de yazılıyor, cd ile gösteriliyor arkadaşlar. Nasıl bir büyüklük? Skaler bir büyüklüktür diyoruz. Tamam mı? Şimdi, aydınlanma şiddetinden bahsedeceğiz. Aydınlanma şiddeti şu, bir noktanın parlaklığıyla alakalı bir büyüklük arkadaşlar. Bir kere şundan bahsetmem lazım. Mesela e, diyorum ki arkadaşlar size şöyle bir durum var. Mesela belgesel seyrediyoruz ya da bilim kurgu filmleri seyrediyoruz. E, oralarda dikkat dikkatiniz bir şey vardı. Mesela güneşin etrafı. Oysa ki güneş ışık kaynağı. Nasıl oluyor peki? E, arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Işık kaynağının bir noktayı aydınlatabilmesi için ışık kaynağının o noktaya düşmesi gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla perde üzerindeki bir noktada oluşan parlaklık dediğimiz zaman bununla alakalı bir durum var. Yani ışık bir noktaya düşmeden ortamda bir aydınlanma ya da bir parlaklık ne yapamaz? Oluşturamaz. Şimdi bakın. Tek atalımıza geri dönecek olsak. Perde üzerindeki bir noktada oluşan parlaklıkla doğru orantılı bir büyüklüktür. Yani ışın bir yere düşecek. Orada bir parlaklık oluşturacak. O parlaklık ne kadar fazlaysa o nokta çevresindeki aydınlanma şiddeti işte ne yapacak arkadaşlar? O kadar büyük olacak. Mesela kaynağı bunu ışık şiddeti olsun. Bir tane ışık kaynağı alıyorum. K'daki ve L'deki aydınlanmaları yazacağız. Ama ilk önce isterseniz biraz bahsedeyim. Şöyle başka şeylerden bahsedeyim. Şimdi bir odada olduğunu düşün. Ve odanın bir duvarında bir tane perde olduğunu düşünün. Tahta olduğunu düşünün. Ne yapıyorum arkadaşlar? Elimde bir tane mum olsun. Her taraf karanlık. Sadece elindeki mum yanıyor. Perde üzerinde bir noktayı düşünün. O noktadaki parlaklıkla geliyorum. Peki elime bir tane daha mum alsam. O perde üzerindeki noktada oluşan aydınlanma şiddeti dolayısıyla parlaklık ne yapacaktır? Artacaktır değil mi? Çünkü niye? Eskiden atıyorum en tane foton ışık ışını çarpıyorsa şimdi ne olacak arkadaşlar? İki en tane. Çünkü iki tane kaynağım var artık. Dolayısıyla o zaman arkadaşlar ne olacaktır? Perde üzerindeki aydınlanma şiddeti kaynaktan birim zaman çıkan foton sayısıyla doğru orantılı bir büyüklüktür. Yani I ile doğru orantılı. İkincisi de şu. Ben kaynağımı perdeye yaklaştırsam perde üzerindeki K atıyorum K noktası L noktası bir noktadaki aydınlanma şiddeti ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Daha parlak gözükecektir. Demek ki ilgilendiğim noktaların kaynağı olan uzaklığıyla da ters orantılı. Bir de ne var arkadaşlar? Şöyle düşünün. Coğrafya öğretmenlerimiz de bilir. Buradan Esra Hocamıza selam söylüyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Şöyle bir durum var. Mesela gün içerisinde bizim e, güneşe olan uzaklığımız aman aman bir değişikliğe uğramaz. Ama şöyle bir şey vardır. Öğlen vakti daha aydınlıkken akşama doğru nedir arkadaşlar? Biraz daha aydınlık ne yapacaktır? Azalacaktır. Biraz daha az aydınlık oluşacaktır. Sebep nedir peki? Uzaklığımız değişmemesine rağmen ne yapıyor arkadaşlar? Ee, güneşten çıkan ışınların ne yapmasıdır arkadaşlar? Dünyaya geliş açısı değişiyor. Öğlen vakti daha dik geldiğinden dolayı perde üzerindeki o noktadaki aydınlanma ya da güneş, dünya üzerindeki aydınlanma ne yapacaktır? Daha fazla olacaktır. Dolayısıyla geliş açısına da bağlı. Ne kadar dik geliyorsa o nokta çevresindeki aydınlanma işte ne yapacaktır arkadaşlar? O kadar büyük Olacaktır diyoruz. Şimdi K noktasındaki aydınlanma için yazalım. K noktası nasıl geliyor arkadaşlar? Dik geliyor. Uzaklığı ne kadar? d bir kadar. K'daki aydınlanma I bölü D1'in karesidir diyeceğiz. Ama L noktasına ışınlar nasıl gelmiyor arkadaşlar? Dik gelmiyorlar. Optik'in tamamında, bundan sonra bütün optik konularında kullanacağımız bir durum var arkadaşlar. Normal denilen bir kavram var. Normal, yüzeye dik, hayali bir doğrudur. Tamam mı arkadaşlar? Yüzeye dik neymiş? Hayali bir doğruymuş. Diyorum ki arkadaşlar ben size şöyle bir durum var. Hepsinde tamamını biz gelen ışınların hep normalle yapı yaptığı açıyı kullanacağız. Şu alfa açısını kullanacağız. Biz bu açıya ne diyoruz biliyor musunuz? Gelme açısı diyoruz arkadaşlar. Gelen ışının normalle yaptığı açı. Normal yüzeydeki hayali doğru ışın böyle geliyor. O zaman L'deki aydınlanma eşitliği şöyle yazacağız. Işık işletim I uzaklığımın karesi D2'nin karesi çarpı normalle yapılan açının nesidir diyoruz arkadaşlar? Kosinüsüdür diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? I bölü D kare çarpı normalle yapılan açının kosinüsü diyoruz. Devam edelim. Not ne demişiz? Normal yüzeye her zaman diktir. Her zaman yüzeye dik hayali bir doğrudur demişiz. Şimdi soruya gelelim. Noktasal x ışık kaynağı perde önüne şekildeki gibi konulmuştur. Tamam. KL noktalarındaki aydınlanma şiddeti sırasıyla EK ve l olduğuna göre EK bölü EL oranı kaçtır? Şimdi bakın burada bir dik üçgen var. Görüyor musunuz? Dik üçgende ne yapıyoruz? İlk önce bir uzaklıkları yazalım. Klasik bildiğiniz olay. 53'ün karşısı 4K kadarsa, değil mi? 90'ın karşısı ne kadardır arkadaşlar? 5K kadardır dedik. Şimdi ama ışın K'ya ne yapmıyor? Dik gelmiyor. Dikkat ediyorsanız. Normal mi çizdim? Normal bu. Normal yapılan açı şu açı değil mi? Evet, burası 53, burası kaç derecedir? 37. Şimdi K'daki aydınlanmayı yazalım. K karşısındaki I ışık şiddetim bölü uzaklığım ne kadar arkadaşlar? 5K değil mi? Evet. 5K'nın karesi. Çarpı yüzeye dik gelmiyor ama. Kosünüs normalle yapılan açılım. Kaç derece burada? 37 derece. 37 kulum. Kosünüs 37. Hemen yazalım. I bölü 25K kare çarpı kosünüs 37 0.8 yani 4 bölü 5. Peki L'deki aydınlanma yazalım. L'ye dik geliyor. Evet. Dik geliyor ama. Bak şöyle. I bölü 4K'nın karesi. Yani ne diyeceğiz? I bölü 16K kare. Peki oranlayalım. EK K bölü E, L'yi. I'lar gider. K kareler gider. Ters çevirip çarparsam. 16 çarpı 4 bölü 5 çarpı 25. Yani 64 bölü 125'tir diyebiliriz. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar yayınımıza. Devam ediyoruz. Bu arada derslere her gün akşam devam edeceğiz tamam mı? Bırakmak yok. Evet. Devam edelim. Bir diğer soru. Şimdi bir ipin ucuna bağlı olan noktasal K ka ışık kaynağı şekildeki konumundan serbest bırakılıyor. Peki. Ne yaptık? bir tane kaynağım var. İpin ucuna asılı ve oradan ne yapıyorum? Bırakıyorum. Diyor ki buna göre K ışık kaynağı harekete başladıktan itibaren ilk kez durana kadar geçen sürede. Hemen şöyle yapalım. Nerede duracaktır? Direkt şuraya gelene kadar ne yapacaktır? Devam edecektir. Bak buna göre K ışık kaynağı harekete başladıktan itibaren ilk kez durana kadar geçen süresi, sürede O noktası çevresindeki aydınlanma şiddetini de söyleyeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. kaynağı burada. O'ya ışın geliyor. Bir de şuraya geldi. Bir de buraya gidecek. Şimdi tam ortaya geldiğinde. Bir. O'ya en yakın noktada mıyız? Evet. Işık kaynağı O'ya en yakın oldu. Hem de dik geldi. Dolayısıyla o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Aydınlanma şiddetim en yüksek olacaktır. Hem uzaklık azaldı. Hem de dik geldi. O halde K'dan O'ya gelene kadar geçen sürede ne yapacak? K'dan O'ya gelene kadar geçen sürede O noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. K'dan düşeye gelene kadar geçen sürede O'ya olan uzaklığım sürekli azaldığı için ve dik geldiği için aydınlanma şiddeti ne yapacaktır? Artacaktır. Peki düşey konumdan burada L noktası değil isterseniz L'ye gelene kadar geçen sürede Kaynak ne yapıyor bu sefer arkadaşlar? Giderek uzaklaşıyor ve eğim daha eğimli gelmeye başlıyor. Bu sefer de hem uzaklaştığı için hem de eğimli geldiğinden dolayı ne yapacaktır? Azalacaktır. O zaman düşeye gelene kadar artıyor. Düşeyi geçtikten sonra ne yapıyor? Azalıyor diyebiliriz. Cevap nedir o zaman? Önce azalır. Sonra artar. Tekrar yapıyorum. Kaynak buraya gelene kadar hem yaklaşıyor hem de daha dik geliyor. Sonra ne yapıyor? Uzaklaşırken hem mesafe artıyor hem de açı ne yaptı arkadaşlar? Ee, daha eğimli olduğu için giderek azaldı diyebiliriz. Devam edelim. Yedi tanımımız ne? Işık akısı. Arkadaşlar akı kelime bağlasıyla toplam demektir. Mesela manyetik akı bir çerçevedeki manyetik alan vektörlerinin toplamıdır. Atıyorum elektriksel akı bir çerçeveden geçen elektrik alan çizgilerinin toplamıdır. Şimdi ışık akısı ise yüzeyin tamamındaki bütün noktalarda olan aydınlanma şiddetleri nesidir? Toplamıdır. Şimdi bakın yüzeyin tamamındaki aydınlanma şiddetleri nesiymiş? Toplamıdır. Evet. Şimdi iki tane olay için ayrı ayrı inceleyeceğiz. Diyorum ki A düz yüzeyler için ışık açısından bahsedeceğiz. Bir de birazdan diğer sayfada göreceğiz. Küresel yüzeyler için ışık açısından bahsedeceğiz. Şimdi düz yüzeyler için ışık açısı. Şöyle düşünün. Bir tane çerçevem var. Hatta böyle çerçeveyi biraz da üç boyutlu çizeyim. Ne yapıyor? Çerçeve diyorum ki arkadaşlar. Paralel bir ışık demeti geliyor. Bütün noktalarına ışık çarpıyor. Tamam. Mı? Her birinin aynı özelliğe sahip ışınların çarptığını düşünün. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi paralel ışık demeti arkadaşlar her bir noktada E kadar aydınlanma şiddeti oluşturur. Evet. Ne yapıyormuş? E kadar aydınlanma şiddeti oluşturdu. Diyorum ki arkadaşlar, e bütün noktalardaki aydınlanma şiddetlerini toplamı diye ya? Bütün noktalardaki E'leri toplarsam neyi bulmuş olurum arkadaşlar? ışık akışını bulacağız. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Bütün noktalardaki E'leri toplamak yerine şöyle yapayım. Bir noktadaki aydınlanma şiddetini bulayım. Onu ben yüzeyin alanına ne yapayım? Çarpayım. Yani ışık akısı E çarpı A'dır diyebiliriz. Peki ben çerçeveyi ne yaptım? Bir alfa açısı kadar döndürüyor olayım. Bakın çerçeveyi ne yaptım? Bu sefer ne yaptık arkadaşlar? alfa açısı kadar döndürdü. Şimdi bir şey hayal etmenizi istiyorum. Bu benim yüzeyi alalım, yüzeyim olsun şu siyah kalem. Şu da benim normalim olsun. Normal yüzeyi her zaman neydi? Dikti. Ben yüzeyi alfa açısı kadar döndürmem demek aslında normali de alfa açısı kadar döndürmem demek. Doğru mu? Bakın şöyle düşünün. Böyleyken bu yüzey, bu da normal. Normal yüzeyi dik. No, yüzeyi ne yapıyorum ben? Alfa açısı kadar döndürmem demek aslında Normal ile ne yapmam demek? Alfa açısı kadar döndürmem demek. Doğru mu? O zaman artık gelen ışınlar burada iki bir dik gelmiyor. Normalle nasıl bir açı yapıyor arkadaşlar? Alfa açısı yapmaya başladılar. O zaman artık bir noktadaki aydınlanma şiddetim E değildir. Bu noktadaki aydınlanma şiddetim nedir arkadaşlar? E çarpı demin de gösterdik. Kosinus alfadır. E o zaman yine aynı şekilde yüzeyin alanıyla çarparsam yani E çarpı Kosinus alfa yüzey ile çarparsam neyi bulmuş oluyorum arkadaşlar? Işık akısı. Peki bu iki durumdan fi 2 dediğim şey ikinci durumdaki ışık akısı ilk durumdaki ışık akısının kosinus alfa ile çarpılmış hali değil midir? Evet. O zaman giderek ne yapmıştır? Azalmıştır diyebiliriz. Şimdi gelelim not. Notta ne demişim? Yüzey alfa açı kadar döndürürse demin anlattım hadise. Normalde alfa açı kadar ne yapar? Deniyorum. Bu normal. Bu yüzey. Yüzeyi ne yapıyorum mesela? Ve aynı yöne dönüyor arkadaşlar. Ben yüzeyi a alfa açısı kadar döndürürsem normalde artık ne kadar dönecektir? Aynı aynı tarafa doğru alfa açısı kadar dönecektir. deriz. Bu düz yüzeyler için. Daha çok bununla alakalı artar azalır soruları gelebiliyor. Şimdi gelelim Küresel yüzeyler için ışık akısı. Şimdi kürenin merkezine biz ne yapalım? Bir yüzey aldık. Küresel bir yüzey aldık. Kürenin merkezine arkadaşlar ne koyduk? Bir kaynağımızı koyduk. Işık ne kadar? I kadar. Diyorum ki arkadaşlar küresel yüzeyin üzerindeki bir noktada herhangi bir nokta düşünün. O Merkezde olduğu için bundan çıkan ışık yüzeye nasıl geliyor arkadaşlar? Dik geliyor. Herhangi bir noktada oluşan aydınlanma şiddeti nasıl bulacağız o zaman? Uzaklığı, mesela diyelim ki burası K noktası. K noktasındaki aydınlanma şiddeti ne diyeceğiz? Işık şiddetim I kadar. E, uzaklığım ne kadar arkadaşlar? R kadar. O zaman I'yı uzaklığın karesine ne yapıyorum? Bölüyorum. I bölü R kare oldu. Çünkü yüzey dik geliyor. Çarpı kosinüs harfine falan girmeye gerek yok. Peki... Yüzeydeki ışık akısı o zaman ben ne yapmam lazım? Demin de gösterdim. Bir noktadaki aydınlanma şiddetini yüzeyin alanı ne yapacağım? Çarpacağım. O halde diyorum ki bir noktadaki aydınlanma şiddetim I bölü R kareydi. Doğru mu? Peki kürenin yüzey alanı bilen var mı? Kürenin yüzey alanı arkadaşlar 4 pi R karedir. Ne yapıyormuşuz? Bunu 4 pi R kareyle ne yaptım? Çarptım. O halde buradan R kareler ne yaptı? Gitti. Işık akısı tam küre için ne çıktı arkadaşlar? 4 pi ı çıktı. Bu ne demektir arkadaşlar? Demek ki kürenin yüzeyindeki ışık akısı arkadaşlar kürenin yarı çapına bağlı değil. Sadece ve sadece kaynağın nesine bağlı ışık şiddetine bağlı diyebiliriz. Peki kürem yarım mı küre olursa, yarı olursa o zaman ışık akısı arkadaşlar 4 bir çarpı 1 bölü 2 oluyor. Yok çeyrek bir küre ise eğer ya da bir küre parçasıysa alfa dilimse o zaman ne yapacağız? 4 bir çarpı alfa bölü 360 yapacağız. Demek ki küresel yüzeylerdeki ışık akısı yarı çapa bağlı değil. Hop ne demişim? Kürenin merkezinden yüzeye gelen ışınlar yüzeye nasıl geliyor arkadaşlar? Dik olarak geliyor diyebiliriz. Evet. Sorumuza girelim. Soru şu. 3 tane soru çözeceğiz bunlarla alakalı. Yarım küre biçimindeki x ve çeyrek küre biçimindeki y kürelerin merkezleri çakışık olup merkezleri noktalı ışık kaynağı şeklinde konulmuştur. Bak buraya bir tane ışık kaynağı koymuşuz. X'ye kürelerindeki ışık akıları sırasıyla fi x ve fi y olduğuna göre fi x bölü fi y oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar x bakın tekrar söylüyorum. ışık akısı yarı çapa bağlı değil küresel hani yüzey için. X'i yazalım o zaman. Ne diyeceğim o zaman? 4 π ıı, çarpı yarım bir küre olduğu için ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 olacak. Peki y nasıl bir küre? Y çeyrek bir küre. O zaman fiye için ne yazacağım o zaman? 4 pi i çarpı çeyrek tamın 4'te 1 olduğu için çarpı 1 bölü 4 oluyor. O halde fi x bölü fiye kaç yapacaktır? 2 yapacaktır. 4 pi gitti. 4 bölü 2'den 2 çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Bir diğer sorumuza bak soru çok benziyor ama bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Soruyu tamamen bir okuyalım. Yarım küre biçimindeki x ve çeyrek küre biçimindeki y kürelerin merkezleri çakışık olup merkezleri noktalı ışık kaynağı şekildeki gibi konulmuştur. Tamam. Saydam olmayan x, kürelerinin bakın saydam olmayan x, y kürelerinin ışık akıları sırasıyla phi x ve phi y olduğuna göre phi x bölü phi y oranı kaçtır diyor. Her şey sayısal değerler olarak her şey aynı ama bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Y kilosu diğer bir önceki soruda buradaydı böyleydi. Şimdi burada. Şimdi ne dersiniz cevap için? Birkaç saniye kendinize düşünün. Bir kere aydınlanma ve parlaklıktan falan bahsedebilmeniz için ışığın ne yapması lazım? Bir noktaya düşmesi lazım. Şimdi diyorum ki Y'nin tamamı aydınlanıyor. Bir problem yok. Kaynaktan çıkan ışınlar Y'yi ne yapıyor? Tamamını aydınlanıyor. Ama X'in sadece 90 derecelik dilimini de aydınlatabiliyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Buraya geçip arkaya aydınlatamıyor. O zaman x'in şu kısmı bizim için nedir arkadaşlar? Yok hükmündedir. Çünkü bu y'yi geçip arkayı ne yapamıyorlar? Aydınlatamıyorlar. O halde x'in sadece 90 derecelik dilimi yani çeyreklik kısmı alacağız. O zaman x'i yarım küresel cisim değil, çeyrek bir küresel cisim olarak alacağız arkadaşlar. Yazalım o zaman. Madem x'e artık çeyrek alıyoruz. Anladınız değil mi? Çünkü y'yi ne yapamıyor? Arka tarafına ışık geçemiyor. Sadece bu tarafa ayrılıyor. fx'i yazalım. fx nedir arkadaşlar? 4 pi çarpı, yarı çap bizim için önemli değildi. Çeyrek küresel bir cisim olduğu için çarpı 1 bölü 4'tür. y için konuşalım. fiy'yi verelim. 4 pi çarpı, y çeyrek, o da çeyrek. O yüzden ona da 1 bölü 4 yazdık. Dolayısıyla fi x bölü fi o zaman kaç çıkacaktır arkadaşlar? 1 çıkacaktır. Demek ki kürelerin sadece çeyrek ya da yarım olması önemli değil. Duruş biçimleri de ne yapacaktır arkadaşlar? Etkili olacaktır. Son sorumuza gelelim. Bugünlük son sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. O merkezli R yarıçaplı küresel yüzeyin merkezine I ışık şiddetine sahip noktasal ışık kaynağı şekildeki gibi korunduğunda K noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti E oluyormuş. Tamam. Ve küre yüzeyindeki ışık akısı da fi oluyormuş. Diyor ki buna göre yalnızca kürenin yarıçapı daha büyük olsaydı E ve fi için ne söylenebilirdi? Bak ne yapıyormuşuz? Yalnızca kürenin yarı çapı daha büyük olsaydı. Şimdi bir defa ışık akısının kürede ışık akısının yarı çapı bağlı olmadığını demin biliyoruz. O zaman 4 bir yazarsak R ile alakalı bir durum olmadığı için fi ne yapacaktır o zaman? Sabit kalır. Çünkü kaynağım değişmedi ki. Kaynağımın ışık şiddeti değişmedi. Dolayısıyla küresel yüzeydeki ışık açısı ne yapmadı o zaman? Değişmedi. Ama K noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti dik, no, aydınlanma şiddeti nasıl yazıyorduk arkadaşlar? I bölü uzaklığı karesi. Uzaklık burada ne kadar? R kadar. E ben R'yi arttırırsam o zaman aydınlanma işte ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. O yüzden cevap nedir? E azalır ama fi değişmez diyebilirsiniz. E azalır. Uzaklık artıyor çünkü. Ancak ışık akışı yarışama bağlı olmadığı için fi ne yapmaz diyoruz arkadaşlar? Değişmez diyoruz. Arkadaşlar bugünlük dersimizi bitirdik. Yarın size ee, düzlem aynadan bahsedeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Ee, umarım işinize yaramıştır. Derslere devam ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.